tüm partilerde çağrım var. Adaylarından memnun olmayanlar, Demokratik Sol Parti'yi bekliyorum. 22 seneden beri Demokratik Sol Parti hizmeti etmekteyim. Görüşümü, duruşumu, omurgamı bozmadım. Bozmayacağım. Kütahya benim, Türkiye benim, bu toprak, bu bayrak benim arkadaşlar. Ve hizmete hazırım. Ve Kütahya ayağa kaldırmaya hazırım. Kadrom var. Profesyonel kadrolarım var. Ayağa kaldırma hazırım. Kendi adaylarından memnun olmayan herkesi Demokratik Sol Parti'ye oy vermeye, Osman Çelik'e oy vermeye davet ediyorum. Demokratik Sol Parti Kütahya Belediye Başkan adayı Osman Çelik basın toplantısı düzenledi. Demokratik Sol Parti Kütahya Belediye Başkan adayı Osman Çelik düzenlediği basın toplantısında küçülen, tecrit edilen, yol güzergahından çıkarılan Kütahya'mız kan kaybetmeye devam etmektedir. Neden bu hale geldik? Eski canlılığına kavuşması için neler yapmalıyız? Tarım ve sanayi şehri olan Kütahya, kitlerin kümaş, azot sanayi, şeker fabrikası, gümüş, seyleği ve termik santralinin özelleştirilmeleri, bu tesislerin verimli bir şekilde çalıştırılamaması, hatta kapatılması sonucunda küçülen, göç veren şehir haline geldik. Bu tesisler sanayide lokomotif görevi görmekteydi. Şehrimizde köy, kasaba ve beldelerimizde üretilen tarım ürünleri ve hayvancılığın yabancı, talancı sermayenin, onlara hizmet eden yerel yöneticilerin öngörüleri doğrultusunda üretimin yapılamaması, tarım girdilerinin artması sonucunda yerli üretim bitirilmiştir. Kalkınma köyden başlar. Tarım devrimini gerçekleştirmeyen ülkeler sanayi devrimini gerçekleştirmesi mümkün değildir. Zaten var olan ancak üretmeyen köy ve kasabalarımızdaki üreticilerimizi ayağa kaldırmak için küçük dokunuşlarla büyük işler başarabiliriz. Atatürk'ün başlattığı Cumhuriyet Köyü ve Ecevit'in geliştirdiği köy kenti harmanlayarak hayata geçirmek, dinamik kalkınmayı ve üretimi köylerden başlatmak, duran üretimi yeniden harekete geçirerek iş olanakları yaratabiliriz. Belediye olarak öncülük yaparak halkımızın yerel ürünlerle aracısız bir şekilde halkımıza ulaşmasını sağlayabiliriz. Kütahya'yı sadece merkez olarak değil, köyleri, beldeleri, kasabaları ile birlikte düşünüp birlikte kalkınmanın ve üretmenin çabası içinde olacağız. DSP'nin yerel yönetim anlayışı içinde kalkınabiliriz. İlimizde işsizlik had safhadadır. Tarımda, kentleşmede, ulaşım ve otoparkta, turizmde, çinici üreticilerimizde sorunlarımız büyüktür. Eğitim için gelen öğrencilerimizin de sorunlarını göz ardı etmeyeceğiz. DSP olarak kendimizi yeniden düzenleyip daha önce yerel yönetimlerde gösterdiğimiz gibi İzmir Priştina, Bursa Bilensen, Ordu Seyit Torun, Eskişehir Büyükerşen örneklerinde görüldüğü gibi üretime geçirip hakça bölüşmeyi sağlayacağız. Sevginin olmadığı hiçbir yerde başarı yakalanamayacağını bilmekteyiz. Haksızlığın, kayırmacılığın yaygınlaştığı kentimizde dürüstlüğün, adaletin, insanlık felsefesinin hakim olduğu kent haline getireceğim. Hasretini duyduğumuz sevgi ve saygıyı gerçekleştirmeye çalışacağım. Şehrimizde halkımızın yaşadığı gelir adaletsizliğini, fakirleşme, işsizlik gibi sorunlarına çözüm üreten, kalkınan ve zenginleşen, refah kent haline dönüştüren, herkese iş, herkese daha iyi gelir elde etme imkanı sağlamak için çalışacağım. İlkel ve çağın gerisinde kalmış idarecilik anlayışını değiştirip aklın ve bilimin öncülüğünde kalkınan şehir haline getireceğiz. İnsan onuruna yakışan, alabildiğine temiz, alabildiğine gelişmiş şehir haline getireceğim. Bunları nasıl ve ne zaman yapacağımıza cevap olarak sevgi ile, saygı ile, israf etmeden, profesyonel kadrolarla çalışarak, hakka ve halka güvenimizi sarsmadan hep birlikte yapacağız dedi. Osman Çelik ayrıca şunları ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi şu ana kadar muhalefet görevini yapamadı. İktidar görevini yapamadı. Biz şu anda hem iktidara hem de muhalefet olmaya hazırız. Herkes kendi yoluna, herkes kendi işine baksın. Herkes kendi projeleriyle ilgilensin. Benim başka partilere, başka adaylara hiçbir alıp veremediğim yok. Biz kavga da etmeyeceğiz. Bizim kavgamız yok. Sadece sevgiyle, saygıyla bu işi yürüteceğiz. Yönetimi aldıktan sonra da aynı şekilde sevgi ve saygı. Siyasete önemli olan budur. Hepimiz komşuyuz. Hepimiz arkadaşız. Kütahya'da olsun, Türkiye'de olsun insanlar birbirine düşmenin bir anlamı yok. Hata yapıyorlar. Ankara hata yapıyor, Kütahya hata yapıyor.
Daha önce benim tekliflerim vardı. Arkadaşlar gelin Kütahya'da AKP zihniyetini değiştirelim. Ciddiye daha almadılar. Ciddiye daha almadılar. Sonuçta yapılan olay şu. Biz DSP olarak ne Cumhuriyet İttifakı'ndayız ne Millet İttifakı'nda. Tek başımıza çıktık. Vatandaşımın oylarına talibiz.